Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Bugün Taha suresinin 47. ayetinden itibaren inşallah 55. ayetine kadar okuyacağım. Hiç inanamıyorsunuz. Yani, farkındayım. Böyle iddialı 10 ayetlik gruplar pek okuyamadık ama her neyse yani. Ben bu akşam bu kadar çalıştım. Yani şöyle 4 kağıtlık malzeme oluşturdum. İnşallah bitiririz. Bitmese de önemli değil. Bir sonraki derste kalan bölümden devam ederiz. Şimdi okuduğumuz bölüm hatırlayacağınız üzere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Yüce Allah'ın tebliğ görevlerini yerine getirsinler diye Firavun'a gönderdiği bir bölüm. Okuduğumuz yer orası. Biz o bölümden o gün Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un yüklendiği görevleri bugün biz nasıl anlamalıyız? Bu görevler esasında bize neler söylüyor? Biz ilgili konuda hangi tutumu ortaya koymalıyız? Biz daha çok bununla ilgileniyoruz. Yoksa bizim derdimiz Kur'an'dan tarihi bilgiler öğrenmek filan değildir. Çünkü Kur'an kendisi bir tarih kitabı değildir. Kur'an'dan tarih öğrenilmez. Ancak Kur'an tarihe ışık tutabilir. Kur'an'da çeşitli ilimlere dair göndermeler vardır. Ama Kur'an belli bir ilmi disiplinin özel kitabı değildir. Bu kıssalarda da derdimiz kıssanın tarihsel süreci hakkında malumat sahibi olmak değil, o kıssadaki argümanların bugün bizim hayatımızda neye tekabül ettiğini öğrenmek ve hayata oradan bakabilmeyi başarmaktır. Şimdi okuyacağım ayetlerde de benzer sonuçları çıkartma imkanımız olacaktır. Surenin 24. ayetinde Yüce Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a göndermek üzere ona emirde bulunmuştu. 24'te. 42. ayette bu emri yinelemişti. Bir daha vermişti aynı emri. Bu defa Hazreti Harun'la beraber. 44'te 42'de bir daha söyledi. 43'te bir daha söyledi. İzheba. Yani 3 defa zehebe kökünden emir ifade buyurdu. Git, kardeşinle beraber git, ikiniz beraber gidin dedi. 3 defa peş peşe. Şimdi okuyacağımız 47. ayette yeniden o emir başka bir kelimeyle ifade ediliyor. Bu defa şöyle buyuruyor Es-Selbillah. Fe'tiyahu. Ona gidin. Fe'tiyahu. Ona, yani Firavun'a gidin. Niye bir pasajda 4 defa bu emir tekrar edilmiştir? Demek ki çok önemli konularda istekler birden çok tekrarlanmalıdır mesajını vermek için. Konu çok önemliyse o konuyla ilgili istekler birden çok kez ifade edilmelidir. Bir defa ile geçiştirilmemelidir. Birden çok üzerinde durmak lazım. Biz 10 ayetlik bir pasajda, 20 ayetlik bir pasajda bir emrin 4 defa yer aldığını görmekle bize böyle bir mesaj verildiğini anlarız.
Önemli bir işse hatırlatma birden çok olmalıdır. Önemine binaen. Gidin. İkiniz birden Firavun'a gidin. Gidin de fekula ona deyin ki Firavun'a inna rasula rabbike biz senin Rabbinin gönderdiği elçileriyiz. Biz Rabbinin gönderdiği elçileriyiz. Bu pasaj Hazreti Musa'nın Firavun'la buluşması bağlamında pasaj iki ayet grubunda daha geçiyor. O ayetlerin sadece yerini söyleyeyim, detayına girmeyeyim. Araf suresi ki 7. sure bunun 104-105. ayetlerinde bu konu geçiyor. Ayrıca 26. sure olan Şuara suresinin de 16-17. ayetlerinde bu ifadeler benzer cümlelerle yer alıyor. O ayetlere evde bakarsanız benzer konunun oralarda da yer aldığını görürsünüz. Şimdi cümle şu. Fekula deyin ki ona inna rasula rabbik biz senin Rabbinin elçileriyiz. Buradan şunu anlarız biz. Siz birini bir yere göndermişseniz o gönderdiğiniz adam gittiği kişiye konumunu anlatmalıdır. Kendini tanıtmalıdır. Yani nesin, kimsin, niye geldin sorularını sordurmamak için giden kişi öncelikle kendi görevini, misyonunu, konumunu ortaya koyar. Ben şuyum, şunun için geldim. Böyle alakasız bir çıkışla muhatabın zihnini bulandırmamak için kim niye geldiyse, kimin adına geldiyse onu söylemelidir. Bunu söylemenin ne faydası var? Çok önemli bir faydası var. Çünkü elçiye zeval yoktur. Yani siz size yönelecek bir takım olumsuzlukları peşinen karşılamış olursunuz. Çünkü size bir şey demesine gerek kalmayacak karşıdakinin. Çünkü bir başkası adına geliyorsunuz. Yani şimşekleri üzerinize çekmekten kurtulursunuz. Birinin adına geliyorsanız karşınıza çıkacak olumsuzlukları önceden telafi etmiş olursunuz. Onları önceden engellemiş olursunuz. Sıkıntıya girmezsiniz. Elçiye zeval yoktur ilkesi burada kendiliğinden devreye girer. Bir de kullandığı kelimeler çok önemli. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un. Diyorlar ki, tabi onlar demiyor, bunu Cenab-ı Hak onlara öğretiyor. Fekula, deyin ki Firavun'a, inna rasula rabbike. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Cümle kendi başına bir mesaj veriyor. Ne veriyor? Kendisi ilahlık iddiasında bulunan Firavun'a diyor ki, sen ilah filan değilsin. Senin de Rabbin var. İşte biz senin de Rabbin olan o varlığın elçileriyiz. Ama ona hakaret etmiyorlar. Sen ilah değilsin demiyorlar. Senin ilahlık iddian yanlıştır deyip ona hakaret etmiyorlar. Onunla alay etmiyorlar. Dolaylı bir anlatımla ona Rab olmadığını böylece hatırlatıyorlar. Biraz sonra bir ayet daha gelecek. Gene aynı Rab sıfatı yer alıyor. Ben şahsen Rab sıfatının kullanılmasından başka bir anlam daha sezinliyorum. Şimdi hani Arapça bilenler için söyleyeyim. Burada inna rasulallahi diyebilirdi. Yani Allah'ın elçileriyiz diyebilirdi. Bak bunu demedi. İnna rasula ilahike diyebilirdi. Biz senin ilahının iki elçileriyiz. Yani ilah kelimesini kullanabilirdi. Bunu da kullanmadı. Rab sıfatını kullandı. Niçin? Aslında Cenab-ı Hak demek istiyor ki
sen ne kadar azgınlaşmış olsan da ben senin Rabbinim, tevbe edersen seni de sahiplenirim, bağışla. Senin yönetimin benim elimdedir. Yüreğini bana çevir, sen bana dönersen ben sana arkamı dönmem. Seni tevbe edersen sahiplenmeye hazırım mesajı Rab sıfatıyla veriliyor olmalıdır. Allah kelimesinin, ilah kelimesinin kullanılmayıp Rab sıfatının kullanılmasının bence böyle çok önemli, çok ince, çok manidar bir anlam güzelliği vardır. Kanaatim odur. Biz buradan bize ne geliyor? Siz birine bir şey söyleyecekseniz onu suçlayarak söylemeyin. Onun ilk etapta tepkisini çekecek cümlelerle başlamayın. Mesajınızdan geri adım atmayın. Dile getirmeyi arzu ettiğiniz bilgiyi ona mutlaka sunun ama üslubunuzu düzgün kullanarak sunun. Adamı bir anda zıvanadan çıkartacak hakaret, alay, tehdit içerikli cümleler söylemeyin. Konumunuzu ortaya koyun, kimin adına geldiğinizi, niçin geldiğinizi söyleyin ve ona verilecek dersi bazen direkt, bazen en direkt yollarla muhataba ulaştırın. Bu cümleden bunları anlıyorum. Sonra asıl isteklerini dile getiriyorlar. Diyorlar ki Hazreti Musa ve Hazreti Harun, فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Serbest bırak onları. İsrail oğullarını bize ver. Onların yönetimini bize bırak. Sen onlarla ilgilenmeyi bırak. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü Firavun İsrail oğullarına tarihte eşi görülmemiş ya da eşine az rastlanır bir zulüm ortaya koymuştu. Firavun'a Rabbinin Allah olduğu bilgisini dolaylı olarak veren Hazreti Musa ve Hazreti Harun, o gelişlerindeki asıl mesajlarının İsrailoğullarını o eziyetten kurtarmak olarak şekillendirmiştir. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Çünkü onlar büyük bir eziyete maruz bırakılmışlardı. Hani hatırlayacaksınız, Kasas suresinin 4. ayeti burayı ele almıştı bu konuyu. Orada buyuruyordu Yüce Allah, Estağfirullah, İnne firavne ala fil ardı. Firavun ülkesinde çok ceberut bir tutum içerisine girmişti. Ve ceale ehleha şiyan. Kendi kavmini, yönettiği insanları gruplara bölmüştü. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ Böylece her bir grubu zayıf düşürmüştü. Yani toplumu kamplara ayırmış ve onlara eziyetin en büyüğünü yapmış idi. Onları köleleştirmiş idi. Şimdi Hazreti Musa o kavmin kölelikten kurtarılması için Firavun'dan onları bırakmasını ve Musa ve Hazreti Harun'a yönetimi terk etmesini, onları o sıkıntılı ortamdan serbest bırakması teklifini getirdiler. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder ve la tuazzibhum. Artık onlara eziyeti terk et. Onlara artık eziyet etme. Yeter artık. Bu ayet bize zulüm ortamlarında artık yeter diyecek bir iradeyi gösterme yükümlülüğünü öğretmektedir. Bir zulüm varsa, bir haksızlık varsa, o zulüm ve haksızlığa karşı birinin dur demesi gerektiğini bu ayet bize öğretir. Biri dur diyecek. O kişi eğer bunu Allah adına ortaya koyarsa, elbet bunun etkisi
tesiri söz konusu olacaktır. Onlara eziyeti bırak. Yaptığı eziyet neydi? Biliyorsunuz. Hani yesûmûneküm su'el azâbi. Size azabın eziyetin en kötüsünü yapıyorlardı. Erkek çocuklarını öldürüyor, öldürtüyor, kadınlarını sağ bıraktırıyordu. Bu olayı hem Araf suresi 141'de, hem Bakara suresi 49'da, hem İbrahim suresinin 6. ayetinde Yüce Allah bizi hatırlatıyor. Evet. Onlara eziyeti terk et cümlesi ile biz başka bir ilişki daha kurabiliriz zihnimizde. Esas eziyeti terk etsin diye teklifte bulunduğu konu Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un onların çocukları öldürmelerini engellemekti. Çocukları öldürüyorlar. Biz benzer bir arızayı Mekke'de de görüyoruz. Aslında işin bu boyutlarda ele alınmasının sebebi Mekke'deki kız çocukları katliamını ortadan kaldırıcı tarihsel bir öğretiye yer vermektir. Mesele bu. Firavun'un kıssasının bu kadar detaylı anlatılması o günün Mekke'siyle ahlaki bozukluklar noktasındaki benzerliği ortaya koymak içindir. Peygamberimiz de benzer bir misyonu Mekke'de uygulamıştır. Gelmiş öğretileriyle Mekke toplumuna kız çocuklarını öldürmemeleri gerektiğini onlara öğretmiştir. Öğretmeye çalışmıştır. Firavun'un bozukluğu Mekke toplumunun da bozukluğuydu. Biri erkek çocuklarını öldürüyordu, öbürü kız çocuklarını öldürüyor. Neticede ikisi de insan katlediyordu. Üstelik savunmasız insanları katlediyorlardı. Meselenin ısrarcı bir şekilde hatırlatılmasının asıl sebebinin Firavun zulmünün Mekke'deki zulümle eşleştirilmesi ve ikisinden de vazgeçilmesi gereğinin insan hakkı olduğunun öğretilmesidir. Peki bize ne var bunda? Bize ne? Bugün erkek çocuklarını öldüren Firavun yok. Kız çocuklarını öldüren Mekkeliler de yok. Bize ne? Bize çok şey var. Biz bugün ne Firavun gibi sadece erkek çocuklarını, ne Mekkeliler gibi sadece kız çocuklarını öldürmekle yetinmiyoruz. Biz bugün koca bir nesli, bir biyolojik olarak ana rahminde katlettiriyoruz. Kürtaj ve o spiral denen ahlaksız müdahaleyi yaptırarak kendi çocuğunu öldürüyor kadın. Bakın, Firavun başkasının erkek çocuklarını öldürüyordu. Mekkeli müşrikler kendi kızlarını öldürüyorlardı. Ama iki tarafta da analar devrede yoktu. Bugün bizzat karnındaki çocuklarını öldürenler analar. Yani insanlık çocuklarına karşı ahlaklı davranma noktasında Firavun ve Mekkelilerden daha ileri bir düzgünlüğe sahip değildir. Kanaatim odur ki çok daha gerideler. Çünkü karnındaki kendi çocuğunu öldürüyor. Onlara çocuklarınızı öldürmeyin diyen kitabın bize de mesajı, siz de Allah'ın size emanet ettiği çocuklarınızı biyolojik olarak karnınızda öldürmeyin. Bir, iki, eğitimleriyle ilgilenmeyerek ahlaken dünyalarını ve ebediyen ahiretlerini öldürmeyin mesajını veriyor. Yani bize yönelik mesaj iki türlü. Bir, biyolojik öldürmeyi terk edin. İki, ahlaken öldürmeyi, dünyayı ve ahireti perişan edecek öldürmeyi terk edin. Bize yönelik ayetlerin mesajının bu olduğunu düşünüyorum. Öyle ya, niye bu kadar detaylı ele alınıyor ki? Bizi ilgilendirmiyor diyemez hiç kimse.
bizi herkesten daha çok ilgilendiriyor. Okullardaki hocaları, birebir ana babaları ve daha büyük ölçekte devleti idare edenleri bu ayetler yakinen ilgilendiriyor. Milletin çocuklarına sahip çıkacaksınız. Vesselam. Hazreti Musa'nın annesinin kızını Musa'nın peşinden gönderdiği ayette ifade etmiştim. Çocuğu doğurmak maharet değildir. Onu sokağa salmak maharet değildir. Onun her anıyla ilgilenmektir peygamber ahlakı dediğimiz ahlak. Kur'an bize bunu öğretir. Saldım çayıra, Mevlam kayıra mantığı mantık değildir. Takip edeceksin, ona yönelik yanlışlıkların önüne geçeceksin ve olabildiğince hassas davranarak onu felaketlerin kucağına itilmekten kurtaracaksın. Evet. Devam ediyor ayeti kerime. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a diyorlar ki üçüncü istek. Birinci istek İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Yani zulme dur de. Kölelikten kurtarmak isteği ortaya koyacak. İki, eziyetlerin terk edilmesini sağlayacak. Üç, bakın. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَتٍ مِنْ رَبِّكَ. Biz sana Rabbinden bir ayet getirdik. Biz sana Rabbinden bir delil getirdik. Biz sana Rabbinden şu mesajı getirdik. Şimdi buradaki ayet kelimesi delil anlamına gelir. Mucize anlamına gelir. İbret anlamına gelir. Bunların hepsi doğrudur. Hepsinin karşılıkları vardır. Daha önce okuduğumuz ayetlerde bunun mucize karşılığı vardır, delil karşılığı vardır, ibret karşılığı vardır. Hepsinin ayet olarak karşılıkları vardır. Fakat acizane kanaatim odur ki buradaki ayet kelimesinin manası mesaj demektir. Biz sana Rabbinden bir mesaj getirdik. Çok önemli bir mesaj getirdik. Hangi mesaj? İşte mesaj. Vesselamu ala men ittaba'al huda. İnna kad uhiye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella. Mesaj bu. Getirilen ayet bu. Derdim bu. Ben şimdi şunu size öğretiyorum, sana öğretiyorum diyor Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a. Ne diyor? Bir mesaj getirdik sana. Kulağını aç. Şimdi önceki isteği fark ediyorsunuz. Bir anlamda sosyolojik bir istekti. Yani bir milletin kölelikten kurtarılması ve onlara uygulanan eziyetin, şiddetin engellenmesi idi. Bu bir sosyolojik istekti. Yönetimle alakalı bir istekti. Ama bu tebliğde sadece işin bu tarafı yok. Bu defa devreye tebliğin ilahi kanadı girmiştir. Yani dinle alakalı boyutu girmiştir. Nedir? Vesselamu ala men ittebe'al huda. Vesselamu ala men ittebe'al huda. Mesaj bu. Bu var ya bu. Bu her şeyi bitiren bir mesajdır zaten. Hiç başka bir şey demeye gerek yok. Bütün Kur'an'ı özetleyen cümledir bu. Vesselamu ala men ittebe'al huda. Getirdikleri mesaj bu. Şimdi bu mesaj ne demek? Vesselamu, selam ne demek? Selam, silm, İslam, selamet. Hepsi barış, esenlik, kurtuluş, ferahlık, huzur, emniyet anlamlarına gelir. Selam, İslam. Kurtuluş mu arıyorsunuz? İşte kurtuluşun yolu hidayet kaynağı olan Kitabullah'a kulak vermektir. Bunun başka bir yolu yok. Huda kelimesi bir, Allah anlamına gelir. Huda, Allah anlamına gelir. İki, doğru yol, istikamet anlamına gelir. Üç, tevhid anlamına gelir. Dört, bütün bunları insanlara öğreten
ilahi mesaj anlamına gelir. Kurtulmak isteyenler hidayete tabi olmalıdırlar. Yani Allah'a, yani onun gönderdiği mesajlara, daha da özelinde onun görevlendirdiği peygamberin izinden gitmeye mecburdurlar. Firavun için bu yol Musa peygambere tabi olmaktan geçiyordu. Bu son ümmet için bu yol Hazreti Muhammed'e tabi olmaktan geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir yol yok. Biz sadece Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundayız. Başka birine değil. Ayetin bize öğrettiği en esaslı mesaj budur. Vallahu yed'u ila daris selam. Ey insanlar, Allah sizi barışın yurduna, İslam'a, Kur'an'a, esenliğe davet ediyor. Ve yehdi men yeşa'u ila salatin müstakim. Ve dileyen herkesi o istikamet sahibi yola eriştiriyor, ulaştırıyor. Yunus suresi 25. ayet. Yol Allah'ın koyduğu yoldur. Başka yol değildir. En'am suresini nasip olur da burada işlersek, ki o çok zor, ona bir 20 sene lazım. En'am suresi acayip bir suredir. Çok uzun bir sure ama hele o surenin bir 3 tane ayeti var peş peşe. 151, 152, 153. ayetleri. Bütün ilahi sistemi özetleyen muhteşem bir anayasal bilgi verir. En'am 151, 152, 153. 151, 152'de Yüce Allah 10 emri üzerinde durur. Kul te'alev etlu ma harrama rabbukum aleyküm. Gelin ey muhataplar, Rabbinizin size neler haram kıldığını gelin size okuyayım, aktarayım. Sayıyor. 10 tane madde sayıyor. 10 tane maddeyi saydıktan sonra 153. ayette buyuruyor ki ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen. İşte benim dosdoğru yolum budur. Fettebi'ûhû. Bu yolun izleyicileri olun. Bu yola tabi olun. Bu yolun peşinden gidin. Ve lâ tettebi'ûs-sübûl. Başka yolların takipçileri olmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Sizi Allah yolundan hepsi ayrı düşürürler. Yol Allah'ın çizdiği yoldur. Resulullah'ın yaşadığı yoldur. Başka yol cennete yol bulduran yol değildir. Hazreti Peygamber o ayeti izah ederken buyuruyor ki, sahabiler naklediyorlar, böyle kumun üzerine dümdüz bir çizgi çizmiş peygamberimiz. Böyle düz. Demiş ki sırat-ı müstakim budur. Doğru çizgi bir maksada ulaştıran en kestirme yoldur. Doğru çizgi. En kısa yol müstakim yoldur. Onun yanına da böyle eğri büğrü şeyler çizmiş. Böyle zikzak oluşturan çizgiler. Demiş ki bunlar da sübül denen yollardır. O ayette geçiyor ya, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ. Başka yolların peşine gitmeyin. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. Allah yolundan sizi ayrı düşürürler. Bunlar da diyor o yollardır diyor. Fakat bunların her birinin başında şeytan oturur ve o şeytan o yolların her birini cehenneme açan bir kapıyla meşgul. O yollar başında şeytanın oturduğu ve cehenneme açılan yollardır. Bu yolların peşinden sakın ha gitmeyesiniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı boyunca takip ettiği yol Allah'ın ona belirlediği Kur'an yoludur, hakikat yoludur. Vesselamu ala men ittebe'al huda. İslam inanışının evrensel ilanıdır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e her peygamberin tebliğ ettiği dinin özeti, şablonu, sloganik cümlesi budur. Vesselamu ala men ittebe'al huda. Kurtuluş, esenlik Allah'ın yolunu izleyenlerin üzerine olacaktır. Bu kadar.
bizim hutbelerimizden inerken de bu ayet okunur. Vesselamu ala men ittebe'al huda. Bir şey geliyor mu aklınıza bu cümleyi söylerken? Bir şey geliyordur. Evet. Şimdi sana bir mesaj getirdik diyor ya. Kad ci'nake bi ayetin min rabbi. Bak gene Rabbinden bir mesaj getirdik. Niye Rab diyor? Aynı biraz önce söylediğim gerekçelerle. Ey Firavun, sen ilah değilsin. Kulsun, aklını başına topla. Bir bunu demek istiyor. Bir de demek istiyor ki sen de tevbe edersen karşında sana da merhamet eden Rabbini bulacaksın. Rab sıfatı bana hep bunu hatırlatır. Evet, getirilen birinci mesaj bu. Bu mesajın en direkt açılımı ise 48. ayettir. Diyorlar ki Hazreti Musa ve Hazreti Harun, İnna kad uhiye ileyna. Bize şu bilgi vahyolunmuştur. Yani mesaj dedim ya, işte bize bildirilen mesaj şu. Kurtuluşun yolu belirlendi, şimdi tersi. Bu yolu takip etmeyenlerle alakalı en direkt efendim hatırlatma açıklanıyor. Buyuruyor ki bize vahyedilen gerçek şudur. Nedir? Ennel azabe. Azap, muhakkak ki azap ala men kezzebe ve tebella. Hidayet kaynağını yalanlayan ve ondan yüz çeviren kişi azapla yüz yüze gelecektir. Kurtuluşun yolu hidayeti takip etmektir. Azap ise o hidayeti yalanlamak ve ondan yüz çevirmek nedeniyledir. İşte dinin özeti budur. Kurtuluş Allah'ın takip edin dediği yolu takip etmekle mümkündür. Bunu yalanlayıp bundan yüz çevirenler azaba düçar olacaklardır. Yani azapla yüz yüze geleceklerdir. Bu bazen dünyada gerçekleşen bir azap türü olur. Bazen de ahirette gerçekleşir. Ama mutlaka bir azap söz konusu olur. Hakikati yalanlayan ve ondan yüz çevirenler için. Gerçeği yalanlamak, şimdi biz mesaj çıkartıyoruz bundan. Gerçeği yalanlamak ve gerçeğe yabancı durmak, ondan ayrı bir hayat ortaya koymak azaba nedendir. Gerçeği yalanlamak ve ondan yüz çevirmek azap nedenidir. Gerçek nedir? Gerçek Allah'ın bildirdiğidir, Resulullah'ın yaşadığıdır. Din adına gerçek budur. Bu gerçeği yalanlamak ve ondan yüz çevirmek azap nedenidir bir. İki, tebliğde iki temel unsur mutlaka bulunmalıdır. Bir, yürek ferahlatıcı bir esenlik cümlesi. İki, bu yapılmazsa karşılaşılacak felaket hakkında bilgi vermek. Yani bir müjde, bir beşaret, bir de nezir kısmı vardır bunun, uyarı kısmı. Felaketler gelebilir. Buradaki müjde ve selamu ala men ittebe'al hudadır. Uyarı ise ennel azabe ala men kezzebe ve tevella kısmıdır. Yani kurtuluş, esenlik, hidayeti takip edenleredir. Azap ise gerçeği yalanlayıp ondan yüz çevirenleredir. Bir mesaj tek boyutuyla ele alınmamalıdır. Daima iki boyutu söz konusu edilerek mesaj, tebliğ insanlara ulaştırılmalıdır. Fakat burada bakın, gene çok çok nezih bir üslup var. Firavun'a demiyorlar ki senin üzerine azap gelecek, haberin olsun. Öyle demiyor. Cümleyi Firavun üzerinden kullanmıyor Hazreti Musa. Genel bir sıfat olarak kullanıyor.
Sen gerçeği yalanladın ve gerçekten yüz çevirdin. Dolayısıyla sen cehennemliksin demiyor. İlk karşılaşmada bu söylenmez. Ama o mesajı verecekseniz onu muhatabın üzerinden değil en direkt bir ifadeyle söylemelisiniz. İddianızdan vazgeçmeyeceksiniz. Ama muhatabı zıvanadan da çıkartmayacaksınız. Çünkü sizin derdiniz onu cehenneme göndermek değil, onun da hidayet bulmasına vesile oluşturmaktır. Mesaj ulaştırmadaki amacınız budur. Ala men kezzebe ve tevella. Yani inna kad uhiye ileyna ennel azabe aleyke demiyor. Azap senin üzerinedir demiyor. Çünkü bu bir sonra söylenecek sözü iptal eder. Ancak mesajı vermek hep direkt konuşmayla olmaz. Bazen en direkt cümlelerle de adama vereceğin dersi mutlaka veririz. Bu bize onu öğretir. Bir adama ilk defa karşı çıkacağı cümleyi ilk söz olarak söylememek gerekir. Başka sözlerle, olabilecek yumuşak yaklaşımlarla ona yaklaşmak gerekir. Zaten geçen ders okuduğumuz ayette ne diyordu? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Yumuşak söz söyleyin. Adama sen cehennemliksin dedin mi zaten bitti git. Yumuşağı ne yumuşağı? En sertinden adamı zaten bıraktın gittin. İşte bu bize bir tebliğ ahlakı öğretti. Hocam bize bir atasözü var ya. Yarım doktor insanı camdan der, yarım hoca da dinlene der diye. Ona uygun bir şey alalım yani. O hoca yarımsa ona hoca demezler. Adama hoca dedim mi yarımına kim karar verecek? Ben hocayım diyor, işi bitiriyor yani. Ne hocası? Evet. Bir şey daha söylüyorum bu ayetle ilgili. Eminim bana hepiniz hak vereceksiniz şimdi. Bunlar benim çıkarttığım, ayetten çıkarttığım sonuçlar. Bu ayet bize ne öğretir bilir misiniz? Hani inna kad uhiye ileyna ala ennel azabe ala men kezzebe ve tevella. Ayeti, cümlesi bize şunu öğretir. Peygamberler dahil bütün din tebliğcileri kendi kafalarına göre konuşmamalıdırlar. Vahiyden beslenmelidir. Vahiyden beslenerek konuşacaksın. Çünkü davetin Allah'adır. Allah'a davet eden adam vahye sarılmak zorundadır. Vahye sarılmadan davet gerçekleşmez. İnna kad uhiye ileyna bize bunu öğretir. Biz de tebliğde vahiyden besleneceğiz. Bir sunumun iddiası din adına tebliğ ise onun argümanlarını Allah belirlemelidir. Peygamber dahil kendisi belirleyemez. Çünkü insan fıtratını şekillendiren varlık Allah'tır. O fıtratın nasıl istikamete sahip kılınacağının ilkelerini belirleyen de insanı yaratan varlıktır. Yani Yüce Allah. Ne diyor biraz önce okuduğum En'am suresi ayetinde peygamberimize ne dedirtiyor Cenab-ı Hak? Kul ta'alev etlu ma harrama rabbukum aleyküm. Rabbinizin size neleri haram kıldığını size okuyayım diyor ben. Başka bir ayette diyor ki kul la ecidu fima uhiye ileyye muharramen. Yani bana vahyedilen şeyin içerisinde haram olarak işte şunları 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 buluyorum. Peygamber din adına sunumunda vahiyden beslenmelidir. Kur'an'ın öğrettiği gerçek bize budur. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim yapacağımız belli. Hani diyordu ya 42. ayette İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniya fi zikri. O ayet üzerinde çok uzun uzun durmuştum. Yani sen kardeşinle beraber git. Ayetlerimi götür. Yani benim mesajlarımı götürün ona. Kendi kafanızdan bir şey söylemeyin. Elçilik kafasından bir şey üretmemeyi gerektirir. Elçi, onu kim elçi olarak görevlendirdiyse onun dediklerini aynen ulaştırandır. Melek elçiydi, vahye bir şey katmadı. Hazreti Peygamber elçiydi, o da vahye bir şey katmadı. Zaten katsaydı Hakka suresinin
44, 45, 46. ayetlerini burada çok hatırlattım size. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer peygamber bize vahiy adına bazı sözleri isnat etseydi, yani bizim vahyetmediğimiz şeyi vahyetmişiz gibi söyleseydi. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ Bu nedenle onu sağ kolundan güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ İçinizden hiçbiri de buna engel olamazdı. Ciddi iş bu iş. Allah adına konuşurken çok hesap ederek konuşmak lazım. Böyle aklına estiği gibi din adına bu böyledir, o şöyledir demek büyük cesaret ister. Biz bu ayetlerden vahiyden beslenen bir tebliğ ahlakı öğreniriz. Bize bu ayetler bunu öğretir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. İlk round bitti. Tebliğde bulundu Hazreti Musa ve Hazreti Harun. Ve bence hem dünya ile alakalı bilgiler verdiler, isteklerde bulundular. Hem de dini gerçeklerle alakalı bir sunum yaptılar. Sonra bakın neler oluyor. Kale diyor ki Firavun. Bak ne diyor. Femen rabbukuma ya Musa. Şimdi bak. Bu sözü şöyle söylerse mana değişir. Benim ifade ettiğim gibi söylerse mana değişir. Eğer Firavun bu cümleyi söylerken ifadesi şuysa, yani kale dedi ki Femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa, Rabbiniz kimdir? Yani nasıl bir varlıktır? Bunu bana anlatın. Mesela eğer ifadenin söyleniş biçimi buysa ayetin anlamı budur. Çünkü sorular birkaç türlü sorulur. Bir, cevap öğrenmek için. İki, cevap dikte etmek için. Üç, başkalarına öğretmek için. Dört, alay etmek için. Beş, bilgiçlik taslamak için. Beş çeşit soru vardır. Öyle adam geliyor, hocam sana bir şey soracağım diyor. Bir bakıyorsun ki sormuyor. Akıl veriyor. Ooo neler anlatıyor. Sorusu yarım saat sürüyor adamın. Derdi öğrenmek değil. Ya bize bir şey dikte etmek istiyor. Bak sen bilmiyorsun. Seni rencide etmiyorum. Ben sana bunu öğreteyim. Bu iyiliğimi unutma. Değil mi? Değil mi? Değil mi? De. Değil mi? Değil mi? Adam 40 kere evet evet dedirdince sana 41. de sen mecburen evet dersin. Bazı sorular böyledir. Bazıları bak ben biliyorum sen bilmiyorsun. Böyle bir hava verdirir. Bazıları gerçekten cevabını öğrenmek için soru sorar. Bazıları çevredekilere bir şey öğretmek için soru sorar. Bazıları da burada olduğu gibi alay etmek için soru sorar. Kale demiş ki Firavun. Femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa. Yani sizin Rabbiniz de kimmiş? Rabbi var. Hani diyordu ya ma alimtü leküm min ilahin gayri. Benden başka sizin için hiçbir ilah tanımıyorum demişti ya. Şu Ara suresinde demişti onu. 23. Kasas'ta. Ve kâle firavunu ya eyyühel melevu. Firavun demişti ki ey yöneticiler ma alimtü leküm min ilahin gayri. 38. ayet. Sizin için benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. İlah yok diyor. Ben. Hatta şu arada diyor ki kale le inittehazte ilahen gayri eğer benden başka bir ilah edinirsen le ec'alenneke minel mescunine seni hapse tıkatılanlardan edeceğim. Yani seni hapse atacağım. Diyor Hazreti Musa'ya. Durmuyor. Nazihat suresindeki ifadesi de zaten insanlık tarihinin en cüretkar cümlesidir. Fekale demiş ki ene rabbukumul a'la. Nazihat 24. ayetinde.
geçen hafta söylemiştim. Ben Rabbiniz benim, en yüce benim. Tek yüce benim. Başka ilah milah yok. Diyor. Böyle diyen adam bu soruyu, cevabını öğrenmek için sormuş olamaz. Yani Femen Rabbukuma ya Musa'nın karşılığı şudur. Yani senin Rabbin varmış öyle mi? Nasıl bir şeymiş bu? Kesin böyle demiştir. Alay ediyor ya. Yani, dalga geçiyor. Ve Firavun zannedildiği gibi geri zekalı bir adam değil. Niye biliyor musunuz? Cümleyi öyle ustalıklı kuruyor ki hem alay ediyor hem o arada bu mesajdan üzerine hiçbir şey alınmadığını da gösteriyor. Nasıl diyor? Femen Rabbukuma, sizin Rabbiniz diyor. Benim Rabbim demiyor. Hani alay edici olarak bile olsa benim Rabbim kimmiş demiyor. Sizin Rabbiniz. Onu da tanımıyor ya. Sizin Rabbiniz de kimmiş? Onlar iki de bir Rabbin Rabbin diyorlar Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a. O üzerine hiçbir şey alınmıyor. Sizin de Rabbiniz kimmiş? Rab mi var? Ben demedim mi? Benden başka ilah yok. Seni hapsederim. Tek yüce varlık benim diyen adam bu ifadesiyle ilahi bilgilendirmeye ebediyen sırtını döndüğünü ortaya koymuştur. Alay ediyor. Bu boğulurken de oradaki ifadeyi de aynı diyebilir miyiz? Ennehu la ilahe illellezî âmenet bi İsrail ve ene minel müslimîn. Evet, o yani orada da benim ilahım öyle bir şey demiyor da onu da mı öyle şey yapalım? Tabii tabii, o da o deme. Yani orada da gene bir hinlik yapıyor kendine göre. Yani bu da İsrailoğullarının dediği ilah varmış herhalde. Böyle namert adam yani. Abi iyi hatırlattı. Böyle bir varlık bu. Şimdi bu hani ben umarım yanlış anlamazsınız şimdi söyleyeceğim sözü. Yanlış yani doğru anlayın da kabul etmeyebilirsiniz dediğimi. Benim derdim doğru anlaşılmaktır. Her dediğin kabul edilmesi değil. Siz bilirsiniz. Bu Hazreti İbrahim biliyorsunuz ilahi sistemi sorgularken bir şeyler söylüyor. Yıldızı görüyor, diyor ki aa benim Rabbim. Batıyor yıldız. Ben batanları sevmem diyor. Ay çıkıyor, aya bakıyor, diyor ki aha Rabbim bu. Fakat o da batınca ya Rabbim bana hidayet etmeseydi ben de böyle şaşkınlardan olacaktım diyor. Sonra güneşe bakıyor. Diyor ki aa en büyüğü bu. Benim Rabbim bu. O da batınca bu defa diyor ki ben bu müşriklerin sözlerinden uzağım be kardeşim. Oradaki Arapça cümleler şu. Kale diyor ki İbrahim. Hâdâ Rabbi, hâdâ Ekber. Üç tane cümle. Hâdâ Rabbi, yıldız için söylüyor. Ay için hâdâ Rabbi, güneş için hâdâ Ekber. Rabbim bu, çünkü en büyüğü bu, diyor. Benim acizane kanaatim şu ki, Hazreti İbrahim, benim Rabbim bu, demedi. Ne dedi? Bu söz muhtemelen şöyledir. Hâdâ Rabbi, kesin böyledir. Hâdâ Rabbi. Şimdi Arapça'da böyle Kur'an'da soru işareti yok. Her cümlenin başına soru anlamı verdirmek için soru edatı da kullanılmaz. Sözünüzün söyleniş biçimi onun ne amaçla söylendiğini ortaya koyar. Hazreti İbrahim yani yıldızı görecek de efendim işte yavaş yavaş bir dini olgunluğa erişiyor. Olmaz. Bunu ben asla kabul etmem. Çünkü bir önceki ayette diyor ki Allah-u Teala ve kezalike nuri İbrahim'e
melekûte semâvâti vel ardı ve liyekûne minel mûkinîn. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyoruz. Böylece en güçlü inananlardan olmasını istiyoruz diyor. Bu bilgiden sonra yıldız, ay, güneş üçlemesini ortaya koyuyor. Ve Hazreti İbrahim mahza alay ediyor. Putları öldürüyor, gidiyor en başındaki. Öldürüyor değil ya, put ölür. Putları kırıyor, gidiyor en büyüğünün eline asıyor baltayı. Aa, bu yaptı diyor. İster beğenmiyorsanız gidin sorun. Ona sorun diyor. Put konuşur mu? Alay ediyor. Burada alay edici bir cümlesi var Hazreti İbrahim. Şunu En'am suresinin 76, 77, 78. ayetlerindeki Hâdâ Rabbî ifadesinin de alay için söylenilmiş bir ifade, birer ifade olduğunu düşünüyorum. Alay. Kesin öyle. Bir de onlar yıldızlara tapıyorlar ya, onların diliyle acaba yani bu mu? Hani onlar tabii onlara alay ediyor işte. Onların diliyle. Tabii. Ondan gök cisimlerine tapınılmasıyla şiddetli bir şekilde alay ediyor. Ama buradaki de Femen Rabbukuma ya Musa, anlaşılıyor ki Hazreti Musa Firavun'un bu çirkin sorusunu esaslı bir şekilde cevaplayacak şimdi. Soru çirkin. Çünkü alay ediliyor. Siz alay edici bir üslupla bir şey söylersiniz ama karşınızda öyle bir cevap alırsınız ki o sözü ağzınıza aldığınıza bin pişman olursunuz. İşte öyle bir bin pişman edici bir cevap. Bakın şimdi. Bakın ne diyor. Diyor ki Gale Musa. Şimdi önce ikisine soruyor. Musa ve Harun peygamberlere Rabbukuma, Rabbiniz de kimmiş? Diyor. Cevabı Hazreti Musa veriyor. Tabi koro halinde cevap vermiyor. Hazreti Musa ve Hazreti Harun beraber cevap vermiyor. Bir kişi temsilci cevap veriyor. Gale diyor ki bakın ne diyor. Rabbuna, sen Rablığını inkar ediyorsunuz, üzerine alınmıyorsun, öyle mi? Peki, Rabbuna, bu bizim Rabbimiz. Başım gözüm üstüne demek istiyor Hazreti Musa. Evet, madem sen istemiyorsun, senin olmasın. Bu şimdi bizim Rabbimiz. Bizim Rabbimiz şudur. Unutma, evrensel iki gerçeklik hatırlatıyor Hazreti Musa. Rabbuna, bizim Rabbimiz şudur. Ellezî a'tâ külle şeyin halkahu. Bir, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını verendir. Yani bizim Rabbimiz her şeyin ortaksız yaratıcısıdır. Mutlak yaratıcı bizim Rabbimizdir. Demek istiyor ki her şey ifadesi Firavun'u da içeriyor. Sen ne kadar inkar edersen et, biliyorsun ki seni sen yaratmadın. Seni de o yarattı. Sen her ne kadar inkar etsen de çok iyi biliyorsun ki seni de başka varlıkları da sen yaratmadın. Her şeyi o yaratmıştır. Sen dahil. Ve Hazreti Musa ölümsüz bir gerçeği Firavun'a haykırıyor. Diyor ki, madem ki sen de yaratıldın, bilesin ki yaratılanlar yaratamazlar. Yani sen ilah filan olamazsın. Bitti. Her şeyi o yarattı, sen de her şeyin içinde bir varlıksın. Her ne kadar inkar etsen de çok iyi biliyorsun ki seni de başkalarını da sen yaratmadın. Her şeyi yaratan o varlıktır bizim Rabbimiz. Ve madem ki yaratıldın, bil ki yaratılanlar yaratamazlar. Hesabını gör. Bir. Bir cümle daha. Sümme. Sadece yaratmayla bırakmamış. Heda, hidayet de
onun tarafından gerçekleştirilir. Şimdi burada çok önceleri ilk yıl Âlâ suresini okumuştuk. Âlâ suresi ilk indirilen surelerdendir. 8. sırada indirilmiş suredir. Onu o ilk okuduğumuz zamanlar okuduk. Tabi onlar unuttuk gitti. Böyle ders olmaz ki. Bu bilmem çok usulüne uygun mu ne oluyor bilmiyorum ama böyle gidiyor. Orada Âlâ suresinin ilk ayetlerini okurken söyledim mi bilmiyorum ama şimdi söyleyeyim. Bakın Cenab-ı Hak kendisini tanıtıyor. Hazreti Musa ile Hazreti Muhammed'in tebliğde beslendiği kaynağın aynı kaynak olduğunun en çarpıcı delillerinden biri bu ayet ve Âlâ suresinin ilk ayetleridir. Yüce Allah buyuruyor ki Sebbihisme Rabbikel A'la. Sen tek yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Ellezî, o öyle bir Rabb'dir ki halaka, yaratandır. Fesevva, düzenleyendir. Vellezî kaddere, her şeye ölçü takdir edendir. Feheda ve hidayet edendir. O ayetteki hidayet de, yani Âlâ suresindeki 3. ayetteki hidayet kelimesi de, bu ayetteki hidayet kelimesi de terim anlamıyla ifade edildiği üzere hidayet etmek, yol göstermek, hakikati öğretmek anlamından ziyade hidayet etmek, yaratılış amacına yönlendirmek demektir. Allah her şeyi yoktan var edendir ve her şeyi yaratılış amacına uygun şekillendirendir. Yani her şeyin hidayeti farklıdır. Rüzgarın hidayeti esmektir. Suyun hidayeti akmaktır. Bulutun hidayeti gölge yapmak, yağmur üretmektir. Kuşun hidayeti uçmaktır. Güneşin hidayeti ışık ve ısı saçmaktır. İnsanın hidayeti ise yaratıcısını tanıyacak şekilde fıtratla programlanmasıdır. Hani hidayeti erdiririz biz diyor ya Allah-u Teala başka ayetlerinde. O hidayet bu değil. O hidayet bu değil mi? Bu şimdi da istemiyor. Hidayetin ikinci anlamıdır şimdi benim üzerinde durduğum anlam. Yol gösteren anlamının öncesinde bir anlam veriyorum ben. Yani her varlık ne için yaratılmışsa o uğurda programlanmıştır. Hazreti Musa onu söylüyor. Şimdi demek istiyor ki benim hidayetim peygamber olarak, yani benim görevim sana tebliğde bulunmaktır. Senin görevin bu tebliğden yararlanmaktır. Başka varlıkların hidayetinin de kaynağı Allah'tır. Allah her varlığı hangi amaç için yaratmışsa o amaç doğrultusunda onu programlamıştır. Hidayetin bu bağlamda karşılığı budur. Hani sayalım ki genelde kabul edilen görüşe göre bu ayetteki hidayet de normal hidayet anlamına gelsin. Yani yol göstermek. O zaman ayetin mesaj derinliği farklı bir yol oluşturur. Benim kanaatim buradaki hidayet varlıkların yaratılış amacına uygun halde programlanmasıdır. Bence bu ayetteki ilk anlam budur. İkinci anlam ise hidayet etmek demektir. Yani hidayet eden demek doğru yolu gösteren demektir. Buradan ne çıkar? Eğer maksat doğru yolu göstermekse bu ayetten ne çıkar? Bir, Allah yarattığı varlığı başıboş bırakmaz. Yani onu hidayette buluşturur. Onun için peygamberler görevlendirmiştir. Onun için kitaplar indirmiştir. Allah yarattığını başıboş bırakmaz. Bununla ilgili bir sürü ayet var. Yani bir çırpıda size 30 tane ayet okurum burayla alakalı. Bir sürü. Ama bir cümleyle geçiyor. Bir. İki.
Allah hidayet edendir. Yani Allah insana hayat ilkelerini öğretendir. Başıboş bırakmaz demek. Cenab-ı Hak insana hayatında uygulayacağı esasları öğretendir. Allah öğretir. Hidayet eden Allah'tır. Yani demek istiyor ki sen kim oluyorsun? Sen mi yarattın ki hidayet edeceksin? Yaratan hidayet eder. Yaratılan hidayet edemez. Yaratamadığına göre hidayet etmek de senin işin değil. Yaratan hidayet eder. Allah yaratandır. Hidayet eden de odur. İkinci sonuç bu. Ve evrensel bir başka, güne yönelik bir başka sonuç. Allah yaratandır. Yarattığına hidayet edendir. Öyleyse siz de ey insanlar, sahibi olduğunuz çocuklarınızın hidayet alanını boş bırakmayın. Sahip çıkın çocuklarınıza. Neslinize sahip çıkın. Öğretmenler öğrencilerine, işverenler işçilerine, yöneticiler tebaasına, ana babalar çocuklarına sahip çıksınlar. Allah bize, çocuklarımıza sahip çıkma ahlakını da bu şekilde öğretmektedir diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Ben bu ayetteki hidayetin aslında o birinci anlama geldiğini düşünüyorum. Yok, eğer ikinci anlama geliyor kabul edilirse, işte o zaman da bu üç sonucu ayetlerden rahatlıkla çıkartabiliriz. Nedir? Yaratan hidayet eder. Yaratan yarattığını boş bırakmaz. Hayatının ilkelerini o öğretir. Hidayet edici olmak için yaratıcı olmak gerekir. İnsanlar da kendilerine emanet edilen nesillerini hidayetçisiz, yolsuz, mürşitsiz bırakmasınlar demektir. Bizim mürşidimiz kaynak olarak Kur'an, insan olarak Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Şimdi Firavun'un bu karşı çıkışı, alay edici cümlelerine bir örnek cümle vermek istiyorum. Hani Şuara suresini okumadık biz burada ama çok sıklıkla Şuara suresine göndermelerde bulunduk. Sureyi okuyacağımız zaman belki bu detayları o zaman ortaya koymayız. Daha hızlı geçeriz. Bakın, Firavun diyor ki bu alay edici cümlelerine ilave, burada alay edici Rab kelimesini kullanıyor. Allah'la alakalı başka bir şey demiyor. Ama Cenab-ı Hak onun bu bağlamda başka sorular da sorduğunu bize öğretiyor. Burada bu kadarını vermiş. Hani dedim ya, Kur'an konuları serpiştirerek anlatır. Her konu bir yerde anlatılıp bitmez. Şu Ara suresine gidersek orada bakın nasıl cümleler var. Bu konuyla alakalı. Kâle Firavunu. Firavun demiş ki, ve kâle Firavunu diye bizim bir fıkramız var. Bunu anlattım mı burada? Anlatmadım. Ve kâle Firavunu. Bizim Çaykara'da herkes mollaymış. Molla. Okumuş herkes. Herkes hoca. Bizim Çaykara'da vaaz etmek çok zor. Cemaatte normal cemaat yok. Hepsi şey. Hepsi okumuş yani. Bir tanesi de yeni bitirmiş şeyi. Okumayı, yani yeni icazet almış işte. Çıkmış kürsüde vaaz edecek. Şimdi vaaz ederken tabi alışmış dili. Kâlallâhu deyince Allah buyurdu demir, değil mi? Kâle Rasûlullâhi deyince Rasûlullah buyurdu. Allah ve peygamber kâle fiiliyle ilişkilendirilince bunların tercümesi buyurdu şeklinde yapılır. Bizim garip yeni bitirmiş, heyecanlanmış, çıkmış kürsüye demiş ki ve kâle firavunu Firavun buyurdu demiş. Şaşırdı, heyecanlandı garip. Bizim oranın ağzıyla buyurdu. Alttaki demiş ki yani demek amma da yaptın yani. Ve kâle firavun hoca efendi Firavun da buyurur. Yani Firavun buyurur mu hiç?
Ve kâle firavunu, firavun af kurdi. Af kurmak bizim oralarda köpeğin havlamasına denir. Firavun buyurdu denir mi? Firavun af kurdi denirdi. Ve kâle firavunu, hep dilimin ucuna geliyor. Ulan dedim, en başta söylemeyeyim, bu da ilerlerde söylerim. Kâle firavunu, firavun buyurmaz. Firavun buyurmadığı gibi işte bizim hocanın dediği gibi af kurdi. Ne dedi? Ve ma rabbul alemin. Bak burada, burada var ya, burada hadsizliğini zirve haline getiriyor. Ve ma, ma edatını kullanıyor. Öbür tarafta men idi. Men canlı varlıklar için kullanılır. Ma ise daha çok cansız varlıklar için kullanılır. Ve ma rabbul alemin. Alemlerin Rabbi deyip duruyorsun. Neymiş bu? Kimmiş demiyor. Can, ruh, varlık nispet etmiyor adeta. Bu da neymiş? Nasıl bir nesneymiş demek istiyor. Alayın zirvesi. Men edatıyla ma edatının anlam farkı vardır. Men canlı ve ruh sahibi varlıklar için kullanılır. Ma cansız ve ruhsuz varlıklar için kullanılır. Genel kural budur. Bir iki istisna vardır ama o detaya girmeyeyim. Alay eden adam ma dediyse anlaşılmalıdır ki bu ma onun niyetinin kötü olduğunu gösterir. Zaten Firavun Arapça konuşmuyordu değil mi? İbranice konuşuyordu. Onun niyetinin bozukluğunu Cenab-ı Hak Arapça'da bu ifadeyle deşifre ediyor. Niyeti bozuk. Soruda art niyet taşıyor. Neymiş alemlerin Rabbi? Firavun'a cevap veriyor Hazreti Musa. Buyuruyor ki kâle Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Sen ne kadar inkar etsen de göklerin yerin ve ikisinin arasındaki bütün varlıkların sahibidir. İn kuntum mu'minin. Eğer imanınız güçlü olacaksa bu gerçek böyledir. Senin de Rabbindir, haberin olsun diyor. Kâle diyor ki Firavun. Limen havlehu. Etrafındaki adamlara ela teslemiyun. Hani şöyle diyor. Alo. La bakın ne diyor bu adam. Duyuyor musunuz bunun dediklerini? Ela teslemiyun. Duyuyor musunuz bu adam? Bak neler söylüyor bu. Devam ediyor Hazreti Musa. Kale rabbukum ve rabbu abaikumul evveli. Sadece sizin değil. Yedi ceddinizin de Rabbidir o. Sadece bu kadar değil. Sen nesin? Sen kimsin? Ne kadar adam geçtiyse hepsinin Rabbidir Allah. Şu ara 23'ten itibaren devam ediyor. Durmuyorum Firavun. Diyor ki kale inne rasulekumul lezi ursile ileyküm le mecnun. Buyur. Tam dilinin altındaki baklayı çıkartıyor. İnne rasulekum. Size gönderilen bu elçi var ya, tam deli diyor. Le mecnun. Kesin delirmiş bu. Üzerine alınmıyor. Bize gönderildi demiyor. Ben o kabul etmiyor da. Size gönderilen bu elçi tam deli. Hazreti Musa durmuyor. Kale diyor ki Rabbul meşriki vel mağribi ve ma beynehuma. Buraların filan değil. Doğu, doğabilecek her nesnenin ve doğum yerlerinin, batabilecek her nesnenin ve battığı yerlerin arasında bulunan ne varsa her şeyin Rabbidir. İn kuntum taqilun. Eğer biraz kafanızı çalıştırıyorsanız bunun böyle olduğunu anlarsınız diyor. Tehdide bak şimdi. Kale diyor ki Firavun. Le'inittehezde ilahen. Eğer benden başka herhangi bir ilah edinirsen ilahen gayri, yani benden başka, le'ecalenneke minel mescunin, kesinlikle seni hapse atacağım. Bütün hürriyetini elinden alacağım diyor. Bakın burada işte 23. ayetten 29. ayete kadar böyle bir atışma cümlesi var. Orada bir cümlelikti. Burada 6-7 ayete iş genişletiliyor.
Yani Hazreti Musa orada Rabbuna ellezî a'tâ külle şeyin halkahu sümme hedâ. İki cümlelik cevap veriyor. Ama onun bu konudaki cevabı bundan ibaret değil. O cevabın tamamını görmek için Şuara 23 ile 29-30. Ayetlerin arasını görmek lazım. Oralar görünmeden cevap bu kadarla sınırlı tutulmamalıdır. Daha evrensel düşünebilmek için. Evet. Belki burayla alakalı son bir şey söyleyeyim. Rabbunellezî a'tâ külle şeyin halgahû sümme hedâ. Cevabı Hazreti Musa verirken Allahu Teala'nın yaratıcı sıfatına dikkat çekiyor. Sonra hidayet edici sıfatına dikkat çekiyor. Buradan biz de bir din tebliğcisi olarak tebliğimize yaratıcı Allah motifiyle ve hidayet edicinin o olduğu gerçeğini hatırlatarak başlatmalıyız diye bir sonuç çıkartabiliriz. Bize yönelik. Bakın Kur'an-ı Kerim de böyle başladı. Öyle değil mi? İkra Bismi Rabbikellezî halak. Bak, yaratan Allah motifiyle başladı. Tebliğde yaratan Allah motifi tebliğin ilk konusudur. Yaratan Allah. Kitab-ı Mukaddes var ya, tabii şimdi elimizdeki kitap mı? Onun ilk kitabı da tekvin kitabıdır. Yaratış yani. Yaratılış yani. Tekvin yaratılış demek. Yaratmak yani. Yani Kitab-ı Mukaddes'in ilk konusu da budur. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetinin konusu da Cenab-ı Hakk'ın yaratma sıfatıdır. Buradan bize Yüce Allah'ı tanıtırken, onun adına tebliğde bulunurken yapmamız gereken ilk iş yaratıcı Allah ve hidayet edicinin o olduğu gerçeğini hatırlatıcı bir üslup, bir metot, bir sıralama belirlememizdir diyor. Evet, okuduk şimdi. 47, 48, 49, 50. 4 tane okuduk. Şimdi devam ediyor. Garibim tabii kendisi insan olduğu için insanca düşünüyor. İnsan aklı kadar düşünüyor. Her varlığı kendisi gibi zannediyor. Bakın şimdi buradaki ikinci sorusu. Kale diyor ki Firavun. Demek istiyor ki tamam anladık. Bu dediklerini anladık. Anlamadı da işte yani öyle alay ediyor. Peki fema balul kurunil ula? Ya bu kadar eski zamanlarda geçen bu kadar insan nesilleri var. Ya onların durumu ne olacak? Yani demek istiyor ki Firavun herhalde. Hani 48. ayette, 47 ve 48. ayetteki mesaj, kurtuluş, hidayete tabi olanlaradır. Azap da gerçeği yalanlayıp ondan yüz çevirenleredir. Onlar bundan habersizdiler. Peki yani onların durumu ne olacak? Fema ba'lul kurunil ula? İlk nesillerin efendim durumu ya nasıl olacak? Zannediyor ki azap tehdidi sadece o gün yaşayanlaradır. Eğer o gün yaşayanlaraysa eskilerinin durumu ne olacak diyor. Hani onlar da yalanladılar. Biz yalanlıyoruz, azaba uğrayacağız. Onlar da yalanladı, onlar kurtuldu mu? Demek istiyor, demeye getiriyor. Azabın sadece hayatta olanlarla sınırlı olduğunu zannediyor. Geçmişlerle alakalı böyle bir esasın bulunmadığını düşünüyor. Kendine göre Hazreti Musa'yı açık düşürmeye çalışıyor. Bugünle ilgili bir şey diyorsun ama unutma dün de var. Ya onların durumu ne olacak? Kendine göre böyle bir mantık üretiyor. Alay ediyor. Kendi Rab olduğunu iddia ediyor ya, sanki burada kendini de çürütüyormuş gibi. Yok. Çözüm de getiriyor. Yok. Kendi ilahlığından hiç vazgeçmiyor. Bu soruların tamamı alay. فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى Alay. وَمَا رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Alay. Bu da alay. Demek istiyor ki yani öyle bir şey konuşuyorsun ki
günü kurtarır zannediyorsun ama dün de var demek istiyor. Güya tuzağa düşürüyor Hazreti Musa'yı. Bakın bu atalar meselesi bizim kültürümüzde de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok kınanan yaklaşımlardan biridir bu. Hatırlarsanız burada Vakıa suresini okumuştuk. Okumuş muyduk? Bilmiyorum ki. Unuttum. Neyse okuduk veya okumadık. Orada diyor ki, bakın Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Eshab-ı Şimal kimlerden oluşacaktır? Onları anlatıyor. Onların dünyadaki durumunu ifade ediyor. Ve kânû yekûlûne, derlerdi ki bu defterini sol taraftan alanlar dünya hayatlarında derlerdi ki eyzâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen, biz toprak ve birer kemik yığını haline geldiğimiz zaman, yani öldüğümüz zaman mı, e innâ lemeb'ûsûne, biz mi diriltileceğiz? Hadi bize yutturdunuz bunu demek istiyorlar. Eve abaunel evvelun, yani eski atalarımız da mı diriltilecek? Bu kadar adam nereye sığacak diyor. Onlar da mı diriltilecek? Bakın bu karşı çıkış ta insanlık tarihi kadar eski yani. Hazreti Musa'nın dönemiyle de örneklendiriliyor. Hazreti Peygamber dönemine kadar da iş geliyor. Geliyor ama cevap çok felaket. Vakıa suresi 47, 48, 49, 50. Kul de ki böyle diyenlere, innel evveline vel ahirine. Evet evet, bütün önceki nesiller ve bütün sonra gelecek olanlar hepsi diriltilecek. Bunların tamamı lemecmu'une ila mikati yevmin ma'lumin. Belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Hiç uçarı kaçarı yok. Hepsi mutlaka toplanacaktır. Bakın Mustafa, ne oldu? Bunaldın mı? Sen de diriltileceksin, haberin var. Evet. Bakın Saffat suresi 16. ayette benzer bir ifade var. Önemine binaen hatırlatmak istiyorum. Kullanılan cümlelerin nasıl olduğunu örneklendireyim diye. 16, 17, 18. ayette. Diyor ki inkarcılar peygamberimizle alay ettikten sonra, eyle mitna, öldüğümüz zaman mı? Ve künnâ turâben ve izâmen, toprak ve kemiğe dönüştüğümüz zaman mı? E innâ lemeb'ûsûne, biz diriltileceğiz öyle mi? E ve âbâunel evvelûne, bu kadar eski atalarımız hepsi. Kul, de ki onlara, naam, evet, evet, ve entüm dâhirûne. Hepiniz boyun bükmüş, hor ve hakir hale getirilmiş şekilde hepiniz diriltileceksiniz. Sadece adam gibi diriltilsen bayılırdın demek istiyor. Hor ve hakir, zelil, perişan, haşiaten absaruhum, terhakuhum zille, suratları dökülmüş, yüzleri gözleri perişan, adeta korkudan dışarı fırlamış gibi diriltilecekler. Adam gibi diriltilsen bayılırdın, evet, demek istiyor. Evet. Kul naam ve entüm dâhirûn. Sadece bu kadar da değil. Bir tane daha söyleyeyim. O da Yasin'den olsun. Bir sürü var da. Yani böyle 3 tane örnek vereyim. 31-32. Ayetleri Yasin'in. Erem yarav, görmez mi bu insanlar? Kem ehlekna kablehum minel kurûdi. Kendilerinden önce helak ettiğimiz nice nesiller vardı. Bu adamlar ennehum ileyhim la yerciûne. Görmüyorlar mı ki o helak edilenler şu anda yaşamakta olanların yanına gelmiyorlar. Helak olan gidiyor. Geri dönüşü dünyaya yok. Helaki hak edenler bu dünyaya bir daha gelmeyecekler. Bunu bilmiyorlar mı? Ve fakat unutulup gidildiğini zannetmesinler. Ve in küllün lemma cemi'un ledeyna muhdarune. Ve in küllün,
Eskilerin hepsi lemma cemiyun, bugün ve sonra gelecek olanların hepsi ledeyna, bizim katımızda lemuhdarune, zorla hazır kılınacaklardır. İhdar zorla getirtilmek demek. Eskiler ve yeniler, ne kadar insan varsa hepsi huzura getirilecektir. Yani Firavun'un o günkü cümleleri Firavun ve Firavun'la sınırlı değil. Firavun gitti ama Firavunluk gitmedi. Devam ediyor. Aynı karşı çıkışı. Bugün yok mu? Dolu ortalık. Şimdi onların cümlelerine Kur'ani motiflerle bezenmiş cevaplar verilirse meselede görev yerine getirilmiş olur diyorum. Evet, bir ayet daha okuyayım. Hazreti Musa'nın buna verdiği cevabı okuyayım. Ondan sonraki üç ayet tabi kalacak. Öyle anlaşılıyor. Kale. Diyor ki Hazreti Musa. Hangi soruya karşılık? Fema ba'lul kurunil ula. Canım bu kadar eski milletler ne olacak? Bu dediklerinin onlarla ilgili geçerliliği ya da gerçekliği nedir? Yani senin bu çıkışın olsa olsa güne yöneliktir diyor Hazreti Musa'ya. Güya kendine göre bir açık düşürmeye çalışıyor. Tuzağa düşürmeye çalışıyor. Hazreti Musa cevabı veriyor. Kale diyor ki Hazreti Musa, ilmuha, o bütün eski adamlarla ilgili bilgi inde Rabbi, Rabbimin katındadır, fi kitabin, kayıt altındadır. Bununla ilgili iki anlam vereceğim. La yadillu Rabbi ve la yensa. Benim Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Hiç merakını saklama. Bu ayeti okurken aklıma Rahman suresinin ayeti geliyor. Senefruhu leküm eyyühes sekelani. Ey iki ağırlığın sahibi olanlar, bilin ki sizin için de boş zamanımız olacaktır. Hiç kurtuluş yok. Ya o demek bu yani. Hiç kaçarınız, kurtuluşunuz yok. Evet. Diyor ki Hazreti Musa, öncekilerin bilgisi Rabbimin katındadır, bir kitaptadır. Bu cümleden ben önce şunu anladım. Hazreti Musa öncekilerin durumu hakkında kararı kendisi vermiyor. Demiyor ki öncekiler de azaptadır. Veya öncekiler kurtulmuştur. Veya onların durumu şudur budur demiyor. Ne diyor? Bunu ben bilmem diyor. Onun sahibi Allah'tır. Kime ne muamele yapacağını o bilir. Yargıç değilim diyor ben. Ben tebliğciyim. Ben anlamam onlardan. O sorunun muhatabı ben değilim diyor. Onun muhatabı Allah-u Teala'dır. O ne yapacağını bilir. Ben karar vermem insanlar hakkında. İşte peygamber ahlakı. Biz önümüze geleni ya cennete ya cehenneme postalamaya, genellikle de cehenneme postalamaya neredeyse kendimiz adadık. Bir tane adam cennete sokmuyoruz. Herkes cehenneme. Cennette boş yer kalmaz korkusuyla cehenneme havale ediyor. O arada biz bir cennete sıvışıyoruz tam. Ya peygamberi ahlak bu değil işte bak. İlmuha inde Rabbi. Bu konudaki bilgi Rabbimin katında. Ben ne bilirim diyor. Onları yaratan o. Muhasebesini yapacak olan o. Karar verecek olan o. Bu cümlenin bizdeki karşılığı nedir? Maliki yevmiddin'dir. Yani hesap gününün sahibi o. Allah Allah. İnil hükmü illa lillah. Hüküm sadece Allah'a ait. Ben ne bileyim? Vel emru yevmeydin lillah diyor ya İnfitar suresinin son ayetinde. O gün emir, karar, hüküm başlı başına sadece ve sadece Allah'ındır ve selam. Başka bir şey yok diyor. Ben ne anlarım? Kime ne soruyorsun diyor. Bize sorsalar biz ne yaparız? Biz hemen liste oluştururuz. Hemen. Yani 5 dakika. 5 dakika bize izin verse Allah-u Teala 5 dakikada hesabı görürüz. Hani diyor ya Nisa suresinde
nasıl da bize anlatıyor. Emlehum nasibun minel mulki. Yoksa bu adamların kainatın idaresinden bir payları mı var? Feiden eğer olsaydı la yu'tunen nase nakira. İnsanlara zırnık koplatmazlar. Aynen böyle. Tam bugün anlatıyor. O ayet müşriklerle alakalıdır. Olabilir. Aynı yanlışı sen yapıyorsan müşriki azarlayan Allah sana aferin mi diyecek? Aynı yanlışı yapıyorsa sen de aynı fırçayı hak ediyorsun demek. Evet. Hangi ayet hocam? Böyle şey. Nisa suresi. Bu not aldığım ayetlerden olmayınca yerini bakmam lazım. Nisa suresi 54. ayet. Em yahsuduhunen. Yo 53. ayet. Em lehum nasibun minel mulki. Evet. Şimdi bu ayetle alakalı birkaç şey söyleyip dersi yavaş yavaş toparlayayım inşallah. Bir, Hazreti Musa Firavun'a ders veriyor. Diyor ki, demek istiyor ki ilah olmak için şaşırmamak ve unutmamak gerekir. Sen şaşkın ve unutkan bir varlıksın. Çünkü eskilerin ne olduğunu bilmiyor. Unutmuş. Kimseden haberi yok. Sen ilah olamazsın demek istiyor. İlah olmak için şaşmamak ve unutmamak gerekir. Bir, bu ayet. Bunlar benim sonuçlarım. Bunu anlıyorum. Hazreti Musa Firavun'u böyle karşılıyor. Bir, iki. Firavun bu cümleyi söyleyerek, yani soruyu sorduğunda anlamadan, farkına varmadan, demin arkadaşın söylediği gibi farkına varmadan kendi acizliğini itiraf ediyor. Ben bilmiyorum diyor yani. Oraya geliyor. Bu kadar adam geçti. Bunlar ne olacak? Sen bilmiyorsun diye hiç kimse bilmiyor zannetme. Senin bilmediğini bilen biri var. Hatta biraz biliyor bile olabilirsin. Ama unutma. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. Her bilenin üzerinde asıl bilen kudret vardır. Firavun açık düşüreceğini zannettiği Hazreti Musa'dan kendisi açık düşen bir esaslı tokat cevabı alıyor. Kendisi bilmeyince garibim Allah da bilmez zannediyor. Kendi ilahlık iddiasının ne kadar yersiz olduğunu ve ilahlık motifiyle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını böylece itiraf etmiş oluyor. Ve bize yönelik bir sonuç. Toplumların yasalarını Allah bilir. Hangi inanç ve davranış sahibi olduklarını Cenab-ı Hak bildiği için kararı da o verir. Bize diyor ki bize, başkası hakkında karar verici siz olmayın. Yargılama görüntüsüne kendinizi bulaştırmayın. Siz yargıç değilsiniz. Kimin ne durumda olduğunun kararını ben veririm demek istiyor Allah. Bize ölümsüz bir ahlak öğretiyor. Sizin göreviniz insanca ve Müslümanca yaşayıp etrafınıza örnek olmaktır. Sizin göreviniz yaşamadığınızı başkalarına satmak değil ya da sizin gibi yaşamayanları mahkum etmek değildir. Kimin, hangi şartlarda neyin muhatabı olduğunu onları yaratan Allah bilir. O hesabın görücüsü de sadece odur. Bize ölümsüz gerçek olarak öğretilen mesajlardan biri de budur. Ve gene nefis bir sonuç bence. Hani Bakara suresinde okuyoruz ya. Tilke ümmetün kad halet. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum. Ve la tüselûne ammâ kânû yâmelûn. Onlar geçmiş milletlerdi, gelip geçtiler. Yaptıkları kendileriyle alakalıdır. Siz ne yaparsanız, siz kendi yaptığınızla
sorumlu olacaksınız. Öncekilerin yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Tilke ümmetün kad gale. Leha ma kisebet ve leküm ma kisebtüm. Ve la tüzelûn ammâ kânû yâmelûn. Onların hesabını, onların defterini tutmak sizin göreviniz değil. Yaptıklarından, öncekilerin yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Buradan anlıyoruz ki peygamberler geçmişin peygamberi değildir. Günün ve geleceğin peygamberleridir. Kendilerinden öncekilerle alakalı bir hüküm verme makamında değillerdir. Peygamberler yaşadıkları günün ve mesaj olarak geleceğin peygamberleridirler, geçmişin peygamberleri değillerdir. Biz de ilahi mesajları insanlara ulaştırırken dikkatle takip edeceğimiz husus, başkalarını yargılayıp cehenneme postalamak ya da birilerini kollayıp cennete havale etmek gibi bir misyonumuz yoktur. Biz de yargılanacağız, nereye gideceğimizin kararını Cenab-ı Hak verecektir. Allah'ı unutmadan tebliğ vazifesini yapmak bu ayetlerin öğrettiği en önemli ahlaki ilkedir. Allah vardır, mesele yoktur. Bunu öğret. Allah var, yargıç odur. Kararı o verecek. Peygamber bile olsa karar verici durumda değildir. Maliki yevmiddin. Din, hesap gününün sahibi sadece Yüce Allah'tır. Başkası değil. Son bir yerde tutmuştunuz. Hangisi? Leha ma kesebet. Şey mi? Kad kalet ümmetin. Tilke ümmetin kad kalet. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebet. O mu? Ondan iki tane var. Bakara 134 ve 141. Şimdi bu ayette çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Kâle ilmuha inde rabbi fi kitabin. Ev fi kitabin var ya. Fi kitabin iki tane anlamdır. Bu anlamlardan biri Allah'ın katında her şeyin yasası vardır anlamına gelir. Kitap yasa, yazgı demek. Sistem. Yani Rabbimin katında her şeyin bir sistemi vardır. Geçmişle alakalı kime ne uygulanacak, nasıl uygulanacak, onun yasası var. Onu Allah bilir. Yasasız hiçbir şey söz konusu değildir. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi belli bir ölçüye göre, belli bir yasaya göre var ettik. Yaratılan hiçbir şey amaçsız ve anlamsız değildir. Madem bir şey yaratılmıştır, o şeyin mutlak surette bir yaratılış anlamı ve amacı vardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri biz oyun olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz onları mutlak surette bir amaç uğruna yarattık. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَ Yoksa biz sizi boşuna abes olsun, laf olsun diye yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve enneküm ileyna la turcaun. Heh, bize geri döndürülmeyeceksiniz, öyle mi? Elif la mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? Sadece iman ettik diyecekler, bırakılacaklar. Hiç imtihana tabi tutulmayacaklar, öyle mi? مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakmayacak. Ta ki çirkin, pis, eksik, bozuk inanış davranışları iyi, güzel, tas tamam olanlarla değiştirinceye kadar. Bir anlamsızlık ve amaçsızlık asla söz konusu değildir. Her şeyin bir yaratılış gayesi vardır, bir anlamı ve bir amacı mutlaka vardır. Bunların her birinin belli bir sistematiği vardır. Buradaki kitap o sistematiğe işaret eder. Biri bu. Yani Firavun'a diyor ki sen amaçsızlık peşinde koşma. Allah yarattıysa bir anlamı ve amacı vardır Celle Celaluhu. Hacı abi her Allah deyince Celle Celaluhu diyor. Biz bir şey dediğimiz yok.
Ama ben de hep bütün Celle Celaluhu cümlelerine katılıyorum. Evet. Bir anlam ve amaç vurgusu yapar kitap kelimesi. Ama sadece bu değil, emin olun. Bu kitap kelimesinin bir anlamı daha var. Onların, eskilerin hayatlarıyla ilgili bütün bilgi Rabbimin katındadır, bir kitaptadır demek, kayıt altına alınmış demektir. Yani kurallıdır, sistemlidir, belli bir amacı anlamı vardır, sistematiğe sahip kılınmıştır anlamının ötesinde. Davranışlar da uçup gitti zannetmeyesin diyor. İlahi kadere devam çekmiyor hocam. Tabii çekiyor işte, onu diyor. Yazıyor, yazıyor. Hem de çekeyim yazıyor. İnne rusulena yektubune ma temkurune. Bizim elçilerimiz sizin uydurduğunuz bizim bütün film fırıldakları yazıyor. Yektubune. Yazıyor. Ketebe yazmak demek. Yazı. Kayıt altına alınıyor. Kamer suresinin son grup ayetini bir hatırlatayım. Estağfirullah. Kamer suresi 53, 54, 55. ayetler, en son ayetleri. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Ve küllü şeyin fealuhu fizzubur. Onların yaptığı bütün davranışlar kütüklerde kayıtlıdır. Zübur, kayıt defterleri demektir. Ve küllü sahirin ve kebirin müstatarun. Yaptıkları küçük büyük bütün davranışlar satır satır kaydedilmektedir. Ya satır satır kaydediliyor. Niye kaydediliyor? Boşuna mı? Yok. Kehf suresine gidiyorsun. Bak ne oluyor o zaman. Ve vudi'al kitabu 47. ayeti. Kitap ortaya konacak, amel defteri. Feterel mücrimine müşfikine mimma fihi. Suçluların o kitapta yazılı olan şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin. Ve yekulune ve diyecekler ki ya veyletena, ah yazık bize. Ma li hazel kitabi, şu kitaba ne oluyor da la yuğadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş, bütün ne varsa hepsini sayıp dökmüş. Evet. Ve vecedu ma amilu hatira. Onlar dünyada yaptıklarını karşılarında hazır bulacaklardır. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecektir. Demek kayıt altına alınıyor. Yasin suresinin 12. ayeti de onu söylüyor. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ve nektubu, yazıyoruz. Ma kaddemu ve atharahum, öne sundukları iyilikleri ve geriye bıraktıkları yanlışlıkları yazıyoruz. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübinin. Biz onların yaptığı bütün davranışları şaşırmaz bir kayıt defterinde, imam, açık bir imanda, yani açık bir kayıt yerinde hepsini sayıp teker teker dökmüşüzdür. Biz yapınca unutuyoruz yaptığımızı ama Allah-u Teala hiç unutmuyor. Mücadele suresinin 6. ayeti. Buyuruyor ki Yüce Allah, Esselamillah. Yevme yeb'asuhumullahu cemiyen. Allah onların hepsini diriltecek mahşer günü. Feyunebbi'uhum bima amilu. Yaptıklarının hepsini onlara haber verecektir. Ehsahullahu ve nesuhu. Onların unuttuğu her şeyi Allah bir bir sayıp dökecektir. İşte başka ayetler de var. Bu kadar değil. Daha kaç tane ayet var da daha fazla uzatmayayım. Bu yani Firavun'un eskilerin durumu ne olacak sorusuna verilen cevaptaki onların bilgisi Rabbimin katındadır, bir kitaptadır ifadesi, yapılan davranışların teker teker kayıt altına alındığını ifade eden, ispat eden muhteşem bir Kur'an gerçekliğidir. O günün Hazreti Musa'nın tebliğ kalemlerinden olan bu esas, bugünün Müslümanının da unutmaması gereken önemli bir bilgi değerindedir. Bunu unutmamak ve hayatımızı buna göre yaşamak durumundayız. Bu 52. ayet idi. 51-52, 49-50, 51-52, iki soru iki cevap şeklinde verdik. Bundan sonra 2-3 ayet daha var. 53-54-55. Bu üç ayeti biraz çeşitlilik arz edecek şekilde izah edeceğim.
Onun için artık vakit geçti. Onu bir dahaki ders inşallah sizlere ifade etmeye çalışacağım. Bir dahaki hafta kuvvetle muhtemel ki burada olamayacağım. Çok kesin değil ama yani kuvvetle muhtemel burada olamayacağım. Bir sonraki hafta inşallah cumartesi günü bu 53. ayetten itibaren bir muhteşem bir ayet grubuyla daha ders yapacağız inşallah. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.